Buldum. Bayram var çocuklar. İyi aile terbiyesi almış insanlar bayramda tebrik kartı gönderir. Sorumsuz aileleriniz size bakmayı da terbiye etmeyi de devletin üstüne yıkıp defolup gittiler. Öyle demeyin Neriman Hanım, yazık. Bilsinler gerçeği Hediye. Ne yapacağız? Hepsini pamuklara mı saracağız? Neyse. Ailelerinizden görmediğiniz terbiyeyi devletimin bir memuru olarak ben vereceğim size. Siz hiç merak etmeyin. Ben sizi iyi bir yontacağım. Şimdi tebrik edecek kimsesi olanlar dağıtacağımız kartlara bayram tebriği yazacaklar. Ha, olmayanlar da bana yazsınlar. Dağıt kartları Hediye. Heh. Evet. Dağıt, dağıt, dağıt. Alın bakayım. Hı. Aferin. Ha. Kalemleri de ver. Evet, yazın bakayım. Sen niye yazmıyorsun kuzum? Benim okuma yazmam yok ki. Ay evet, sen daha okula gitmiyorsun. Ben sana yardım edeyim. Ver bana kartını, ben yazayım. Sen söyle. Babacığım, bayramımı tebrik ediyorum. Ellerinden öperim. Babacığım, lütfen beni burada da annem ve sizi çok özledim. Geceleyin uyurken çok ağlıyorum. Tamam, ben yazdım. Bak, şimdi sen buraya imzanı at. Benim imzam yok ki. Hı. Bir şekil çiz buraya. Tamam. Boğulmuş mu? Çok güzel oldu. Pek pek güzel oldu. Şimdi buraya da babanın adresini yazalım. Babanın adresini biliyorsun değil mi? Babam hapiste ki. Şükürler olsun. Memur bey, Allah aşkına gelin. Üvey kızımla eşkıya arkadaşları evimi bastı. Babasından kalan ne var ne yoksa götüreceklermiş. Ne öyle çekirge sürüsü gibi bütün evimi talan ediyorlar ya. Tutuklayın Allah aşkına ne olur. Tamam, sakin olun hanımefendi. Nasıl sakin olayım? Aha, burası benim evim. Tapusunu bile gösterebilirim, o kadar yani. Kocam üstüme yapmıştı bu evi benim de. Bütün eşyalarımı çalacaklar memur bey. Ne olur hırsız bunlar, tutuklayın ne olur. Tamam bakalım. Gelin, gelin memur bey siz de.
Çabuk çabuk. Gelin memur bey. İşte bunlar. Hırsız bunlar. Arayın üstlerini. Benim 18 ayar bileziğimi de aldınız değil mi? Ha? Bakacağım ben şimdi. Ay biz senin hiçbir şeyine dokunmadık. Hakkınızda şikayet var. Ne aldıysanız çıkarın bakalım. Arkadaşımız sadece babasının eşyalarını almak istedi. Evet, maddi değeri yok hiçbirinin. Sadece anısı olan eşyaları aldık, o kadar. Arkadaşımız dün gece babasını kaybetti. Hatıra olarak da bir şeyler almak istedi. Ama bu kadının açgözlülüğü yüzünden olaylar büyüdü. Açgözlü. Görüyor musunuz memur bey? Gasp var, hakaret var, haneye tecavüz var. Arayın bunları. Üstlerini arayın, sonra da tutuklayın. Bir gösterin bakalım ne aldıysanız, görelim. Aile fotoğraflarımızı. Tebrik kartı. Madalya. Bu da babamın arkası. Başka bir şey yok. Bunlar için mi çağırdınız bizi? Bir de diyorsunuz ki hırsızlık var. Bunlar zaten kızın hakkı sayılır. Ne bileyim ben. Bana öyle söylemediler ama. Yoksa şey der miyim memur bey, boş boşuna yani?